Bitcoin 45 bine düşer mi diye soruyor burada gördüğünüz gibi. Bunun üzerine konuşmaya çalışacağız. Ve genel olarak fiyatı %40'a yakın çekilebilir. Tamam. Genel olarak bu durumdan bahsetmeye çalışıp gayret edeceğiz diye ifade edebilirim. Abone olup videoyu beğenelim tabii. Abone olmayanlar abone olsun lütfen. Aynı zamanda izleyen herkes de videoyu beğensin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bitcoin'de %40'lık bir düşüş olacağı, aynı zamanda bunun tabii 45 bin dolara tekabül edeceğini gördüğünüz gibi ifade ediyor. Hiç zannetmiyorum. Bu tarz mesela büyük düzeltme beklentileri sürekli piyasada olacaktır. Çok fazla değerlendirilebilir bir şey de değil aslında. Çünkü çok basit bir kural. Yukarı ve aşağı, yani zaten sağ ve sol biliyorsunuz ki bulunmadığı için, özellikle sol hiç yok. Hadi sağ böyle biraz şey yap, orta vadeye yay, akümülasyon falan, ama yok. Zaten bir kuzey var, bir güney var, yani başka bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Belli bir noktadan sonra muhakkak her zaman düzeltme olacaktır. Şu anda da belli oranda bir düzeltme var. Hatta dün de üstüne konuştuk. 64 bin noktalarına kadar bir çekilme olmasının çok normal olduğundan bahsettik. BTC de sağ olsun bu hakkını kullandı zaten. Es geçmedi, yani 64 bin noktasına kadar düzeltti. Fakat sürekli düşecek, bak şöyle, bak şöyle çekilecek, böyle çakılacak tarzında bir beklenti var. Ve anlatı aslında hep aynı. Her zaman denir ki ya BTC işte tam genel olarak yükselecek, gerçekten ciddi artacak, şöyle böyle, ama şimdi kısa süre içinde bir çakılma olacak. Yani sürekli bir, nasıl diyeyim, düşüş beklentisi var. Her noktada vardı. 30 bin dolardayken de fiyatların güçlü yükseleceğine dair bir argüman yoktu ortada. Fakat yine de yükseldi. Ya da fiyatlar devam ederken, bak bunu hep konuştuk. Adam diyor ki işte henüz boğa başlamadı, hala ayıdayız. Ya değil işte. Ne oldu? ATH yaptı. ATH yapmadan önce de sürekli bir düzeltme bekleniyor. Sürekli bir çöküş bekleniyor. Yani gördün mü çöküş? Bak ATH'da tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bununla alakalı sürekli serzenişlerimi dile getirdim. Buyurun, hala çöküş bekleniyor. 45 bin dolara kadar bir düşüş olmaz. Ha, bu değerlendirilebilirdi. Eğer olursa alım yaparsın. Bu kadar basit. Piyasada şu anda bu tarz düşüşler için bir zaman yok zaten. Fed faiz indirimine başlayacak. Mesela ETF'in onayından sonra da bir hatırlarsanız çöküş bekleniyordu. Piyasa öyle bir noktaya geldi ki sürekli herkes düşüş bekliyor, ama sürekli de Bitcoin yükseliyor. Bu nasıl oluyor? Tabii ki anlayabilmek güç. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu tarz düşüş yorumları doğru değil. Bu tarz çöküş yorumları doğru değildir. Her zaman düzeltme olacaktır, ama nasıl düzeltme olacağına dikkat etmek lazım. Yani mesela şimdi düşüş var mı? Var, bak 74 bine neredeyse yükselmiş, 64 bine düşmüş. 10 binlik bir çekilme görüyoruz bu noktada. Öyle değil mi? Ya al sana düzeltme, ama 45 bine kadar niye düşsün? Mesela ATH'a geldi. 45 bine niye düşsün? Ne ara düşecek mesela? Neden düşsün? Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu tarz düşünceler mantıklı değil. Bak Fed faiz indirimine doğru gitme geliyor. Mesela diyorlardı ki sürekli halvingden önce fiyatı düşecek Bitcoin. Bitcoin halving öncesinde işte şöyle çakılacak falan. ATH halvingden mesela, bak Peter Brand diyor ki 2024'ün Eylül'ünde diyor ATH bekliyorum demişti. Buna karşı çıkmıştık. Bitcoin ne zaman ATH yaptı? Mart'ta ATH yapmış oldu. Daha önce de ifade edeyim. Bununla alakalı Twitter'dan ne yazdı? En son bilmiyorum. Her şeyi bilen Peter Brand. Muhtemelen hiçbir şey yazmamıştır. Öyle görmezden gelmiştir. Önceden söyledi. O zaman niye büyük büyük konuşuyorsun Eylül'e kadar ATH gelmeyecek diye? Ya da halvingden önce Bitcoin ATH yapmaz, yükselmez diyor. Nasıl yüksel? Niye yükselmeyecek? Sebebi çünkü geçmişte daha önce böyle bir şey olmadı. Sanki daha önce böyle bir şey olmaması olmayacağı anlamına geliyor.
Öyle bir durum yok tabii ki. Buna dikkat edelim. Bunlar doğru değerlendirmeler değil. Her zaman düşüş olur. Fiyat düşüşleri hep olacaktır. Piyasanın, pazarın bir gerçeğidir. Her yerde olduğu gibi. Ama bu tarz bir düşüş olmaz. Ha, nasıl olur? Belli bir noktadan sonra çok sert düşer bak. Mesela şurada olduğu gibi. Nerede o? Mesela şurada nasıl çok sert bir şekilde düzeldi ama şu anda onun olması için hiçbir sebep yok ortada. Dediğim gibi bir noktada düşer. Şu anda onun ne zaman ya da hangi noktadan olacağını anlayabilmek de mümkün değil. Belli bir noktadan sonra dediğim gibi olacak. Onu vakit devam ettikçe yani o yaklaştıkça anlayabilmek anca mümkün olacaktır. Belli bir noktaya gelir artık fazla şişkin olduğuna dair ibareler olur. Aynı zamanda öngörülebilir bahaneler vardır ortada mesela. Mantıken bu durumu ne katalize edebilir? BTC'nin ilk sağlam, ilk büyük düzeltmesi. Bunu ne katalize edebilir düşündüğümüzde? Mesela Fed'in faiz indirimlerinde bir duraklama. İlk duraklama. Mesela bu durum bunu katalize edebilir diye düşünüyorum. Örnek veriyorum tamamen. Bu mesela sürekli tak 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 ne yapıyor? Sürekli adamlar faiz indiriyor ya belli bir noktadan sonra. Mesela 12 Haziran'da başladı. Örnek veriyorum. Tam böyle bu yılın sonunda 2025 başında bir anda faizden bir kesinti yaşanıyor. O zaman belki pazar bir BTC'de şiştiğinde eyvah deyip belki bir geri çekilebilir yani. Bu tarz bir olay. Ama onun haricinde şu an yakın zamanda bir fiyat düşüşü için bir sebep bulunduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Bu tarz bir düzeltme fiyat şöyle çekilecek. Ya hep de şöyle söylenir ha. Uzun vadede zaten yön yukarı. Bak hep böyle söylerler. Uzun vadede zaten yön yukarı. Sıkıntı yok. Şimdi kısa sürede diyor biraz yükselir. Ondan sonra düzeltme yapar. Kısa sürede biraz yükselecek. Ondan sonra düzelecek. Orta vadede yukarı. Zaten bunun yanlış çıkma ihtimali yok. Burada söylenen şey. Ama ana hatlarıyla yani mevzu da bu. Bir çöküş vesaire gibi beklenti içinde de bulunmamak gerekecektir. Pazarın yatırımcının yapması gereken tek şey pazarın şu anda tadını çıkarması. Güzel bir boğa sezonu izleniyor. 2025 daha da kuvvetli ve şiddetli geçecek zaten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.